Özel gündemden iyi pazarlar, mutlu pazarlar sevgili seyirciler. Yine bir haftanın gelişmelerini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Bu haftaki konuklarımız Emre Polat ve Cihat Tekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi her hafta Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini değerlendirsek de aslında gündem pek de değişmiyor. Çünkü özellikle bölgemizde, Orta Doğu'da olağanüstü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her hafta da buna yeni bir basamak eklenerek adeta Büyük İsrail'e giden yolda yeni taşlar döşeniyor. Bu haftanın gündemi şüphesiz Musul operasyonu. Musul'u DAEŞ'ten, IŞİD'den kurtarma adına başlatılan bir operasyon var. Türkiye bu operasyona ısrarla yer almak istiyor. Ancak bugüne kadar bununla ilgili olarak Irak yönetiminin ve arka planda Amerika'nın engellemesiyle bu operasyona dahil edilmedi. Burada farklı senaryolar, planlar şüphesiz gündemde. En sıcak gelişmeyle başlayalım. Amerikan Savunma Bakanı Carter bu hafta Ankara'daydı. Bu konuda görüşüldü, diğer konularda görüşüldü. Perde arkasında belki bölgeyi uzun ve kısa vadede ilgilendiren birçok konu görüşüldü. Ama bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye ve Irak Musul konusunda prensipte anlaştı diye açıklama yaptı. Ama enteresan, bu açıklamanın hemen ardından Irak yönetiminden de bir açıklama geldi. Ve böyle bir anlaşmanın olmadığı iddia edildi. Bu anlaşma yalanlandı. Bugün koalisyon kanadından yine bir açıklama geldi. Türkiye'nin 4 uçağı hazır olsun, her an işte operasyona katılabilir şeklinde yeni bir açıklama geldi. Dışişlerinden bir açıklama geldi. Gerekirse kara gücünü de kullanabiliriz diye, ama Musul'da koca bir soru işareti, ne olacağı belli olmayan bir operasyon ve Türkiye'nin katkısının netleşmediği bir pozisyon. Musul operasyonuyla ilgili başlayalım. Bu haftanın gelişmeleriyle ilgili olarak neler söylersiniz? Siz de gündemi yakından takip eden bir gazetecisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Şimdi yani Türkiye'nin kesin olan bir şey var. Yani burada, yani tabii çok karışık bir denklem gibi görünüyor ama hani sade bir hadise var ortada. O da ne? Türkiye'nin bu operasyonun dışında tutulduğu ve dışlandığı en kesin olan vaka budur. Yani bu operasyon şu anda neden yapılıyor? Çünkü o bölgenin Barzani'nin emrine verilmeye çalışıldığı artık sır değil. Şimdi Türkiye ısrarla Musul üzerinde bir yaygara koparırken, hani misak-ı milli referans alarak bunu yapmaya çalışırken Kerkük ile ilgili tek bir kelam bile edilmiyor. Kerkük de misak-ı milli sınırları içerisinde. Madem öyle, neden Kerkük gündem edilmiyor ve şu anda da orada da ciddi bir katliam var. Şimdi burada şunu görüyoruz. Türkiye'nin öncelikle Irak'la ilgili, sadece Musul'la ilgili değil. Yani çünkü Musul şu anda bir sonuç. Yani bu Musul meselesi dünden bugüne bir günde gelmedi. Yani bütüncül olarak baktığımız zaman Irak meselesinde devamlı zigzag çizdiğini ve doğru bir politika belirleyemediğini görüyoruz. Şimdi İran 1991 öncesine geldiğimiz zaman bir devlet olduğunu görüyoruz. İşte Saddam Hüseyin döneminde İran'la bir savaşı oldu falan. İşte o Körfez Harbi ile beraber. İşte Türkiye o gün yanlış bazı adımlar attı. Ve bugüne kadar geldiğimiz, yani bugüne kadar da Musul meselesi önümüzde şu anda ciddi bir problem olarak duruyor. Musul dün başlayan bir mesele değil. Değil. Belli evet. Olayların devamında yaşanan son gelişme. Evet. Evet, yani ama temelde hem Suriye'de hem Irak'ta yaşadığımız en temel sorun Türkiye'nin bu ülkelerin toprak bütünlüğünü savunmaması oldu. Yani Irak parçalanırken ve Irak ABD eliyle o dönemde işte 36. paralelin kuzeyine uçuş yasakları konurken ve Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'in o zaman tespit ettiği işte Irak'ın üçe bölüneceği ve bir Kürt devletinin kurulacağı tezinin o zaman iktidar tarafından ve şu anki iktidar tarafından da hiç dikkate alınmadığı görülüyor. Bunu bir tarafa bırakın, özellikle AKP döneminde Kürdistan dediğimiz o oluşumun, yani Irak Kürdistanı'nın resmen Türkiye eliyle kurulduğunu da görüyoruz. Şöyle ki oradaki bütün altyapı yatırımlarının, havaalanlarının, efendim oradaki güvenlik sistemlerinin, tünellerinin Türk müteahhitleri tarafından yapıldığını, hani bir ara tapeleri çıktı, sen milletin a bilmem nesine yaparım diyen müteahhit tarafından yapıldığını da biliyoruz. Şimdi Türkiye merkezi Irak hükümetiyle, yani Bağdat'la beraber çekişme pahasına Barzani'yi korudu. Hatırlarsanız Maliki döneminde bizim ilişkilerimiz çok çok kötüydü. O dönemde hatta Irak Cumhurbaşkanı Tarık Haşimi'nin Türkiye'ye sığınması da Irak'la olan bizim gerilimizi arttırmıştı. Yani bugüne Türkiye-Irak gelişmeleri yaklaşık 2-3 yıldır gergin.
Yani bir evet. türlü rayına oturmayan bir ilişki var. Halbuki iki komşu her zaman birbirine muhtaç veya dışarıdan gelecek bir baskıya, bir oyuna, bir senaryoya karşı güç birliği, fikir birliği, stratejik işbirliği içerisinde olması gereken iki ülke pozisyonda olmamız gerekirken ne yazık ki yani sıfır sorundan sırf sorun pozisyonunu yaşıyoruz şu anda. Tabii orada Türkiye'nin mesela dediğimiz gibi yani istikrarlı bir politikası olmadı. Şimdi Türkiye mesela Musul'u gündem ederken neyi gündem ediyor? Türkmenleri gündem ediyor. Yani orada diyor ki burada bir Türkmen varlığı var. Dolayısıyla bu Türkmen varlığı benim için önemlidir diyor. Ama geçmişte baktığımızda Türkmen varlığının Türkiye için hiçbir önem arz etmediğini de görüyoruz. Hatta Telafer komutanı diyebileceğimiz, yani oranın savunmasını üstüne alan komutan geçen bir açıklama yaptı. Evet. Ne dedi? Biz dedi burada kadınlarımız kaçırılırken, ırzına geçilirken ve Telafer işi de teslim edilmişken Türkiye'den tek bir tepki dahi gelmedi. Bırakın bize yardım etmeyi. Biz dedi burada herhangi bir yardım da görmedik. Ama dedi şu anda 500 bin kişilik Telafer kendini korumaya yetmedi. Bütün Irak'ı korumaya kadir ve de taliptir dedi. Şimdi burada demek ki Türkiye'nin Türkmenlerle de ilgili bir projesi yok. Şimdi eğer Türkiye Musul'u ve Kerkük'ü istiyorsa, eğer Türkiye gerçek anlamda orada bir istikrar istiyorsa, öncelikle oradaki Kürt oluşumuna, yani Kürt devleti oluşumuna, daha doğrusu yani Barzani oluşumuna engel olması gerekirdi. Ve savunması gereken tek tezin de Irak'ın toprak bütünlüğüyle beraber oradaki Türkmenlerin hakkını ciddi anlamda koruması gerekirdi. Ama bunları yapmadığını görüyoruz. Şimdi şu anki ortamda Ruhi Bey, yani ülkelerin diğer ülkeler üzerindeki etkinliği illaki bir askeri işgal operasyonla olmadığını da biliyoruz. Şimdi eğer Türkiye şunu yapsaydı, Irak'ın toprak bütünlüğünü korusaydı ve oradaki Barzani oluşumunu bırakın desteklemeyi, ki o destekleri saymaya gerek yok. Evet. Değil mi? Yani AKP kongresinde Türkiye'nin gururu diye alkışlandı. Diyarbakır'da Negri Negri diye şarkılar söylendi. Yetmedi. Irak hükümetiyle, ifade ettiğiniz Maliki'yle kavga etme pahasına petrolü alınıp satıldı. Yani Türkiye olmasaydı orada bir Kürt oluşumunun, yani Barzani oluşumunun yaşaması mümkün değildi. Onu kendi ellerimizle yaptık. Şimdi de Barzani ne yapıyor? Sırtını dönüyor ve diyor ki Türkiye benim sizinle işim yok. Ve Türkiye'yi denklemin dışında bırakan en önemli aktör de Barzani'nin kendisi oldu aslında şu anda. Barzani de istemiyor Türkiye'yi. Çünkü artık kendi oluşumunu tamamladığını düşünüyor. Kendi devletini kurduğunu düşünüyor. Organlarını, yani yapılarını ve bütün resmi kurumlarını, ki Türkiye inşa etti onları da, yani başkanlık sarayından tutun da Merkez Bankası binasını, bakanlıklar binasını Türkiye inşa etti Erbil'de. Enteresan yani. Şimdi bütün bu destekleri Türkiye verirken böyle bir kandırma meselesiyle daha efendim şu anda karşı karşıya kaldık. Yani Türkiye eğer Irak üstünde bir etkinlik kurmak istiyorsa bunu böyle bir operasyonla zaten yapamaz. Yani bugün hiçbir devlet de müdahil olmazsa, yani diyelim ki hiç kimse müdahil olmuyor. Türkiye yine böyle bir operasyonla Musul'u şu andakilerin iddia ettiği gibi biz alacağız. Misak-ı milli sınırları içerisinde biz bunu alacağız diye bir tarz içerisinde zaten olamaz. Onu soracaktım. Musul operasyonu Türkiye'nin dahil edilmesinin Türkiye açısından çıkarı ne olur? Türkiye'nin kazanımı ne olur burada? Hiçbir şey olmaz. Çünkü Türkiye şu anda şu anda iktidarın seslendirdiği gibi, belki tabii net olarak açıklamıyorlar resmi olarak. Ama sosyal medyadan bunların böyle hani bazı fikir ve düşünce kadrolarından anladığımız kadarıyla burası bizimdir ve biz Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye'ye sığmıyoruz. Bunu Sayın Meclis Başkanı ne dedi? Geçmişte Özal da bir koyup üç alacağız mantığıyla dile hareket getirmişti. Hareket etti ama Meclis Başkanı ne dedi? Ağrı'yla Kars'la Meriç arasında biz sıkışamayız. Ağrı Dağı'yla Meriç Irmağı arasında sıkışıp kalamayız diyor. Yani ne demek istiyor? Biz sınırlarımızı genişleteceğiz demek istiyor. Peki Türkiye'nin şu anda bunu yapabilmesi için Amerika'yla, Barzani'yle, IŞİD'le, PYD'yle hepsiyle aynı anda savaşması gerekiyor. Çünkü tamamı buraya yığınak yapmış durumda, askeri kuvvetlerini getirmiş durumda. Koalisyonla savaşmak zorunda, 60 tane ülke var. Dolayısıyla Türkiye'nin bir defa bunu askeri açıdan yapması asla mümkün değil. Ve Türkiye bu treni kaçırdı zaten. Nasıl kaçırdı? Barzani'ye destek olarak kaçırdı. Kendi tezine, kendi çıkarlarına çok ters bir şekilde bunu yaptı. Ne yapabilirdi? Şunu yapsaydı, Türkiye Irak'la zaten şu anda en büyük üçüncü partner Irak. Yani Türkiye'nin ihracatında en büyük yani miktar olarak ihracat yapılan ülke Irak. Birincisi Almanya, İngiltere ve Irak. O kadar da şu anda da önemli bir ülke bizim için. Şimdi bu arttırılabilirdi ticari ilişkiler. İkincisi oradaki Türkmenlerle kültürel bağlarımız genişletilebilir. Onlar üzerinden orada bir lobi
faaliyeti kurulabilir ve Türkiye Irak üzerinde çok müthiş bir etki bırakabilirdi. Ama Türkiye bunların tam tersini yaptı. Kendisine destek çıkması beklenen ve çıkmaya ya da söz veren Türkmenleri bir kenara itti. Tam tersi kendisini arkadan harçlayacak olan Barzani'ye ne yaptı? Kol kanat gerdi. Ondan sonra diyor çıkıyor ki ya bu nasıl bir şey, biz Musul'u istiyoruz. Ya Musul'u istiyorsan zaten bundan hiçbirini yapmaman lazım olduğu gibi tam tersi çok daha akılcı, çok daha mantıklı işler yapması gerekirdi. Ama maalesef bunlar yapılmadı. Şimdi ise yapılan çığırtkanlıklar tamamıyla lafı güzaftır. Türkiye'nin burada artık herhangi bir etkinlik kaydetmesi kesinlikle mümkün değildir. Evet, belki aynı konuya tekrar döneceğiz. Emre Polat, sizinle devam edelim. Şimdi Orta Doğu denince, Peşmerge denince en net aslında söylenmesi gereken şey veya olayı özetleyecek cümle Büyük İsrail öncesi Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır. Yapılan belki tüm oyunlar, bütün senaryolar da buna çıkıyor. Şimdi bölge IŞİD'den temizleniyor, aslında Peşmerge'ye teslim ediliyor. Bu çok net bir gerçek. Burada aslında IŞİD'in pozisyonunu belki değerlendirmek gerekir. Ve bu konuda bir gerçeği daha burada dile getirmek gerekiyor. Kobani'ye IŞİD saldırdığında, Kobani'deki Kürtler o bölgeyi terk edip kaçtı, IŞİD o bölgeyi ele geçirdiğinde ne yaptı Türkiye? Peşmerge'nin Türkiye'ye geçişini, Türkiye üzerinden Kobani'ye geçişine izin verdi. Hatta işte Cihat Bey'in de az önce ifade edildiği gibi kahraman Peşmerge sloganlarıyla karşılandı. O dönemde en net olayı ortaya koyup yine devleti, milleti uyaran bir isim vardı. Profesör Doktor Aydar Baş dedi ki bölge Peşmerge'ye teslim edilecek. IŞİD burada bir oyundur, bir kukladır. Üzerine kendisine biçilen misyonu icra ediyor demişti. Bugün baktığımızda aslında bunu o dönemde Kobani için söylemiş Aydar Baş Bey. Ama bugün tüm Orta Doğu için diyebiliriz. Daha doğrusu IŞİD'in yerleştiği tüm bölge için bunu diyebiliriz. Irak'ta, Suriye'de. Geldiğimiz noktada aslında Orta Doğu'da IŞİD'e biçilen misyonu çok iyi görmek gerekir, değil mi? IŞİD'e biçilen misyon üzerine neler söylersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. İfade ettiğin husus şöyle önemli. Dünya gündeminde hani Kobani değerlendirilirken ve Orta Doğu'daki yani IŞİD'in durumu değerlendirilirken bir tek Profesör Doktor Haydar Baş Bey hiç kimsenin değinmediği bir konuya aklına bile gelmediği diyebiliriz. Bakın, ama o sadece Barzani'ye teslim edilmesi noktası değildi. Şimdi biz bugünlerde hani hükümet analistlerinin sıkça kullandığı bir tabir var. Yani bölgenin demografik yapısı dediğimizde hani Kürt, Türk, Arap, Türkmen, Ezidi bu unsurları anlarken Profesör Doktor Haydar Baş Bey belki de İngilizlerin bu topraklara yüzyıllardır kurduğu bir tuzağın çok iyi farkında olarak bölgenin mezhepsel olarak ayrıştırıldığını ve bütün çatışma denkleminin bu mezhep ayrımı üzerine kurulduğunu ifade edip Kobani'den aslında sürülen Kürtlerin mezhebine işaret etmişti. Evet. Ve hani PKK'lı yapının oraya yerleştirilmesi ve Türkiye'nin eliyle de Barzani'nin o bölgeye getirilmesiyle oradaki Alevi Kürtler kardeşlerimizin oradan sürüldüğünü ifade etmişti. Bakın aradan yıllar geçti değil mi bu söylediğinin üzerinden ve bugün Musul'a geldiğimizde. Demin Cihat Bey bir şey söyledi ama ben onun yarım bıraktığı yeri tamamlamak istiyorum. Şeyi tam olarak aklıma gelmemekle beraber o Telafer'deki Türkmenlerin kurduğu bir ordu var. Ve şu anda hükümet medyasının çok fazla üzerinde durduğu o ordunun Musul'a girmesini istemiyorlar. Yani savaşçıları mı? Efendim? Ninova savaşçıları değil. Yani orada bir Şii, Alevi Türkmenlerin oluşturduğu bir ordu var. Onun komutanı hükümet istemeden bir videosu yayınlandı şimdi bu hafta. Yayınlandı. Hükümet aslında Musul'a hani öyle bir algı çiziyorlar ki ya işte Musul'a biz girmeliyiz. Niye? Çünkü biz girmezsek İran girecek. Hayır. Yani orada bizim hükümetimizin maalesef rahatsız olduğu Musul'a girecek olan Telaferli Türkmenlerdir. Bundan da rahatsız oluyor. Çünkü o komutan ne diyor? Ya diyor biz hani ırzımıza, namusumuza tasallut edildi. Türkiye'den hiçbir ses gelmedi. Türkiye demiyorlar bakın. O kadar dikkatli bir dil kullanıyorlar ki. Türk hükümeti diyorlar. Şimdi biz elimiz silah tutuyor, ordumuzu kurduk.
Hani Türk hükümetinin bununla gurur duyması gerekirken bizim önümüze engel çıkarmaya çalışıyor. Şimdi Türk hükümetinin yaklaşım tarzı oldukça tehlikeli. Ve tam da İngilizlerin istediği ve Profesör Doktor Haydar Başbey'in uyardığı nitelikte bir mezhep çatışmasını körükler bir tarzda biz bölgeye yaklaşıyoruz. Yani şu an Musul'daki asıl denklem oranın DAEŞ'ten kurtulması vesaire değil bizim hükümet için. Oraya o teleferli Türkmenlerin girip girmemesi. Biz yani orada Türkmenlerin yanında yer alacakken Suudi Arabistan'ın baktığı yerden bakmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Bu aslında bölgede taşlar yeniden dizilirken tamamen o oyunun dışında kalmaktan başka bir şey değildir. Şimdi demin ifade ettiğin haber, Amerika işte hazır olup size 4 tane uçağı hazırlayın falan. Bunlar aslında Türkiye'nin oraya sokulmadığının da ispatıdır. Yani siz uçaklarınızı kaldıracaksınız. Uçaklara vuracağı yerlerin bilgisini, koordinatlarını Amerikan askerleri verecek. Yani siz orada yoksunuz. Ve olmadığınız gibi İran'ın, Rusya'nın, Suriye'nin, Irak'ın istemediği bir hükümet haline geldiniz. Kim istiyor sizi? İşte görüntülü Amerika da istemiyor. Ama şu anda bu süreci hiç sesi çıkmadan izleyen ve bölge dinamiklerine tamamen aykırı olan bir durum. İsrail'in hiç ses sedası çıkmıyor. İşte bu aslında bölgede gelişen bütün olayların İsrail lehine geliştiğinin göstergesi. İki, şimdi bakın Yeni Mesele Gazetesi'nin bugünkü 23 Ekim Pazar tarihli manşeti çok önemli. Musul tamam sıra Kerkük'te. Biz hepimiz Musul'u tartışırken Kerkük, değil mi? Bir Türkmen kenti dediğimiz Kerkük'ün bir anda IŞİD'in saldırısı altında olduğunu gördük. Şimdi bize öyle bir tiyatro oynuyorlar ki Ruhi Bey. Ya Musul dediğiniz sonuçta hani bir şehir ve 60 küsur ülkeden bahsediliyor koalisyon ortakları. Şimdi siz dört bir taraftan burayı sardığınızda, etrafını çevirdiğinizde bir tane IŞİD'li kalmaz orada. Hepsini yok edersiniz. Böyle bir niyet yok. Şimdi orada orayı asıl bilenler ne diyor? Şimdi bir ya da iki tane koridor açık bırakıyorlar. Niye? Kaçsınlar, orayı, IŞİD'leri ayrılsın, kaçsın başka değil, bir yere saldırsınlar. Hani nereye gitmelerini istiyorlarsa oraya gitsinler diye. Şimdi Kerkük tarafını açtılar, Suriye tarafını açtılar. Ne oldu? Daha Musul'da hiçbir şey olmadan 3 tane 5 tane köy söz alın derken bir anda Kerkük savaş yerine döndü. Yani Türkiye bugün Cumhurbaşkanı'nın sıkça ifade ettiği hani Misak-ı Milli diyor, Lozan diyor. Ama siz hani Misak-ı Milli de Lozan, Musul Kerkük vardı doğru. Ama siz şu anda neredeyse 100 yıldır orada var olan Türkmen nüfusunu, Türkmen hakimiyetini, yani denklemdeki Türkmen ağırlığını yerle eksan ettiniz. Irak'ta bozuştunuz, İran'la bozuştunuz, Suriye'yle bozuştunuz. Etrafınızda bir tane dostunuz kalmadı ve şu anda siz, bakın şu an Rusya'nın onayı olmasa, kendi sınırlarınızın dışına uçaklarınızı ucunu bile çıkartamıyorsunuz. Bu hale geldiniz. Yani burada kabul etmek gerekiyor. Türkiye'de dış politika çöktü. Ama bakın bundan daha da vahim bir durum var. Bunu bazıları yazıyor, bazıları yazmaya cesaret edemiyor. Şu anda yani Cumhurbaşkanı'nı dinlerken gerçekten büyük bir endişeye kapılıyoruz. Ne diyor? 1923'ün şartlarıyla şimdinin şartları aynı mı diyor? Doğru, aynı değil. Ama onu şu yönde kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Musul Kerkük bizim, bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Bu tam da neye benziyor biliyor musunuz? Hani inşallah bu teşbihte yanılıyoruzdur. Bu teşbih bizim hatamızdır diye düşünüyoruz. İnşallah diyorum. Yani tıpkı yani 90'lı yılların başında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'le ilgili motivasyonu neyse, şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın Musul Kerkük'le ilgili kendisine dikte ettirilen motivasyonu aynı. Bu çok tehlikeli. Yani ülkeyi ateşe atacak büyük bir yani büyük bir tehlike ve endişeye kapılmamızın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Yani Musul'u alacağız, Musul'u sınırlarımıza katacağız derken Allah korusun Diyarbakır'dan, Güneydoğu'dan olabiliriz ki yani şu anda Güneydoğu'da birçok il ve ilçeye aslında devlet olarak, ordu olarak ne yazık ki sahip değiliz. Ama kendi sınırlarımız içerisinde böyle bir bütünlük tehlikesi veya birlik tehlikesi varken sınır dışına uzanmanın önümüzdeki günler için iyi bir haber olmadığını ifade söyleyebiliriz. Biz yani Diyarbakır'ı, Hakkari'yi bunları daha elimizde
kontrol anlamında tutmakta zorlanırken Musul, Kerkük demek. Bu hani çok büyük bir tehlikedir ve önümüzdeki Saddam ve kuvvet evet. örneğini unutmayacağız. Ama belki başka bir konuya geçerken de hani sana yardımcı olmak anlamında söylüyorum. Belki o konuyu konuşacağız. Türkiye belki de tarihinin en vahim dış politik gelişmeleriyle karşı karşıyayken. Yani savaşlar, sınırlar, neyin ne olacağı belli olmadığı bir ortamda Allah aşkına. Neyi tartışıyoruz? Başkanlık. Bu da bu ülkeye yapılacak, yapılmış olacak en büyük ihanettir. Bunu da görmek gerekiyor. Şimdi ben Cihat Bey'e dönecektim ama yeri gelmişken bir sonraki soruda size onu soracaktım. Şimdi Musul'u niçin kaybettik? 1923 şartlarıyla şu anki şartlar bir değil diyor Cumhurbaşkanımız. Doğru, hakikaten ciddi bir fark var. Ama o günkü şartları aslında değerlendirirsek bugünü daha iyi anlamak durumunda oluruz. Dün eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a da bu soru soruldu. İlginç bir açıklama yaptı. Tarihçi olduğunuz için onu size soracağım. Cihat Bey kusura bakmayın. Musul'u Lozan'da kaybetmedik diyor. Musul'u diyor Şeyh Said isyanıyla kaybettik diyor. Şeyh Said isyanını kim çıkardı? Arkasında kimler var? Bunu eğer çözersek, bu soruya dikkat çekersek bugün de daha rahat anlarız diyor. Yani Şeyh Said'e İngilizler bu isyanı çıkarttırdı. İngilizlerin çıkarttırdığı isyanla birlikte Musul'u kaybettik ama bugün Lozan'la kaybedilmiş gibi bir hava çizmek de aslında ciddi bir adres şaşırtmacası olabilir. Bu konuda tarihçi olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, bu önemli bir konu. Şimdi bakın yani Musul ve Kerkük olayında Lozan'da resmiyette kaybedilmedi. Zaten Musul Kerkük değil. Şu anda bizim Lozan'a gittiğimizdeki toprak parçalarımız Eskişehir, Ankara ve birkaç vilayetten müteşekkil. Hani Sevr'in kapsam dışında bıraktığı dört bir tarafıyla çevrilmiş küçük bir toprak parçasıyken bugünkü 789 bin km² toprak parçasını aldığımız gibi Musul ve Kerkük'ü de vermedik. Doğru. Ve bakın aradan bir asır geçti Ruhi Bey. Bir asırda aktörler anlamında hiçbir şey değişmedi. İngiltere yine aktör. Yani Amerika ile aynı şekilde yine aktör. Bakın o dönemde Barzani ailesi vardı ama etkisi bu kadar olmamakla beraber aynı ekolden gelen, yani Nakşi ekolden gelen farklı aktörler vardı. Ve İlker Başkan'ın işaret ettiği husus önemli. O dönemde Şeyh Said isyanı bir Nakşi isyanıdır. Ve bu isyanın İngilizler tarafından gerçekleştirildiği bütün belgelerde, yerli yabancı bütün belgelerde vardır. Enkar olmayan bir gerçek aslında. Kesinlikle ve o Nakşi isyanı, İngiliz destekli Nakşi isyanı çıktıktan hemen sonra biz Musul Kerkük'ü kaybettik. Yoksa bakın Musul Kerkük'te o dönemin belgelerini incelerseniz de görürsünüz. İngilizlerin savaşacak güçleri de yoktu. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o bölgede nasıl bir strateji izlediğini, orada nasıl bir halk ayaklanması tertip etmeye çalıştığı, oraya gönderdiği komutanlarla nasıl bir yapı oluşturmaya çalıştığını çok iyi görüyoruz. Ve İngiliz belgelerinde bunların bütün detayları var. Yani İngilizler o anlamda Mustafa Kemal'in attığı her hamleden öyle bir korkuyorlar ki, hani uykularını kaçırıyordu Mustafa Kemal Atatürk. Ama Mustafa Kemal Atatürk yani cephede düşmana yenilmiyor. Hep arkadan hançerleyenler tarafından ihanete uğradığı için maalesef biz Musul Kerkük'ü kaybettik. Ve işin acı tarafı o gün Musul Kerkük'ü kaybetmemize sebep olan Nakşi Şeyh Said, yani İngilizlerle iş tutan Nakşi Şeyhlerin bugünkü devamları ve hatta Yahudiliği de buna katın. Nakşi Yahudi Barzani ailesi bakın koca Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tek müttefik. Evet. Ve o da şu anda Türkiye'yi hançerlemek için gün sayıyor. Yani tarihteki yaşanan bu gerçekleri aslında dikkate alıp ona göre olayları değerlendirirsek bugünü de daha rahat okumuş oluruz. Evet. Cihat Bey kaldığımız yerden devam edelim. Siz şimdi Siirtlisiniz. Güneydoğu'yu, Güneydoğu'da yaşananları hem bir gazeteci olarak hem bölgeden biri olarak çok iyi biliyorsunuz. İşte geçmişte Şeyh Said ve onun gibi grupları, aşiretleri silahlandıran, ayaklandıran İngilizlerin bugün yine hem Orta Doğu'da hem de Güneydoğu'da birçok aşirete uzandığına dair net bilgiler, istihbarat bilgileri geliyor. Bununla birlikte artı bir şey daha var. Şimdi bölgedeki en önemli tehlike, yine Profesör Doktor Aydar Başbey'in ısrarla
gündem ettiği, vurguladığı, aman buna dikkat edelim dediği Şii-Sünni çatışması, bir mezhep çatışması. Bu olması gerekirken, bu oyuna alet olmamamız gerekirken Türkiye'ye Sünni bloğun başıymış gibi bir hava verdirilerek, misyon yüklenerek adeta bu mezhep çatışması körükleniyor, benzin dökülüyor. Hem İngilizlerin bu Güneydoğu'daki ve Ortadoğu'daki aşiretleri ayaklandırması hem de mezhep çatışmasına yönelik oyunlar üzerine sizin görüşünüz, evet, öneriniz ne olur? Şimdi Emre'nin değindiği konunun tabii çok önemli olduğunu söylemek lazım. Çünkü Musul gerçekten Lozan'da kaybedilmedi. Aslında Lozan'da, belki detayına girmedi ama Lozan'da birkaç mesele ertelendi. Yani artık işler sıkışma, yani oturumlar terk edildi, karşılıklı resleşmeler oldu. Şimdi Musul konusu, hani Misak-ı Milli sınırları nasıl oluştu? Öncelikle onu da net olarak söylemek lazım. 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle o devletlerin ellerinde tuttuğu topraklar olarak esas alındığı zaman Musul ve Kerkük o anda Osmanlı'nın elindeydi. Ama İngilizler bunu dinlemeyerek sınırı geçtiler. Hatta Lozan görüşmelerinin en vurucu, yani en çok üzerine tartışılan konusu Musul konusudur. Hatta İngilizler Türkiye'nin telgraflarını çözüyorlar. Yani mesela Türk delegasyonu Ankara'ya mesela bir şey gönderiyor. Telgraf gönderiyor. O telgraf Ankara'ya ulaşmadan Bükreş hattı üzerinden İngilizlerin eline geçiyor. Onu okuyorlar ve onun üzerine kararlar alıyorlar. Yani hatta bir senaryo tabii, hatta şöyle bir ifadesi var İnönü'nün, diyor ki elimi, diyor, bilen bir iç oyuncuları gibisiniz. Siz, diyor, her türlü elimi biliyorsunuz. Bunu da tabii fark ediyorlar ve Musul konusu o kadar uzuyor ki, çünkü İngilizler Mondros'u da efendim çiğneyerek 1 Kasım'dan sonra Musul'a giriyorlar. Ve delegasyon şunu söylüyor, İngiliz delegasyonu. Biz, diyor, iletişimi kuramadık. Birliklerimiz oraya geçti. Dolayısıyla Musul ve Kerkük de bizimdir. Şimdi burada bu Lozan'da verilmiyor. Erteleniyor. Ertelenen bir başka konu Boğazlar konusudur. Bir başka konu Hatay konusudur. Ve diğer bir daha, ama Hatay konusu çözülüyor. Boğazlar konusu Montreux ile çözülüyor. Musul Kerkük konusu da çözülecekken Emre'nin ifade ettiği gibi bir isyan baş gösteriyor. Bu Nakşi isyanı. Şimdi burada Nakşiliğin işte Hindistan'da, yine Kuzey Irak'ta kullanıldığı gibi Güneydoğu'da da çok etkin olarak kullanıldığını biliyoruz. Geçmişte bana bir Nakşi Şeyhi'nin oğlu bir kitap vermişti. Arapça bir kitap. Ya dedi, işte babam yazdı falan. Tabii bu konular gündeme gelirken dedim bir okuyayım. Biraz Arapçam var ama tabii okudum. Orada enteresan, bakın, Siirt'te ve Güneydoğu'da bir tane Şii olmamasına rağmen, yok yani öyle bir şey, 40 sayfa Şiilerin kafir olduğu ile ilgili bir bölüm var. Hani o kitabı paylaşabilirim de, Emre Bey'le de hatta bir ara bakabiliriz. Ve orada Güneydoğu'nun Nakşilikten, Kadirilikten nasıl Nakşiliğe döndürüldüğünü, Halid-i Bağdani'nin, aynen Emre Bey'in o kitabında yazıldığı gibi çok net bir şekilde aktarılıyor. Peki bunlar neden yapıldı ve Güneydoğu'nun yapısına baktığımızda oranın siyasetini, ticaretini elinde tutanların, ve hep merak ederim ya, bunlar nasıl zengin oldular? Yani biz orada gece gündüz çalışıyoruz. 500-600 yıldır o memlekette yaşadığımız halde, hani bir arpa boyu yol gidemedik, zar zor karnımızı doyururken bunlar nasıl oluyor da hani milyonlarca, milyarlarca liraya sahip oluyorlardı? Ve bizden daha zeki değiller, daha sanatkar değiller, daha akıllı hiç değiller. Ama baktığımızda bütün kaynaklar onların elinde, hep aynı ailenin elinde. Yani yüzyıllardır siyaset ellerinde. E tabii biraz işin arka planına baktığımız zaman tamamının Barzani ile ticaretleri olduğunu gördük. Yani bu, hani şimdi Yahudilerin... Barzani veya Yahudi... Özellikle Barzani ile, direkt olarak Barzani ile. Bakın, direkt olarak. Yani bu, çünkü duyuyorduk biz, hani Molla Mustafa Barzani'yi duyuyorduk biz. Hani bu Mesut Barzani onun oğlu. Yani hatta bir güç gösterisi yapıldığı zaman bir söz vardı. Ya Molla Mustafa Barzani'nin askerleri misiniz? Veya hani böyle bir benzetme bile yapılırdı. Öyle bir etki bırakılmıştı. Şimdi burada demek ki bu planların boşa kurulmadığını, bugünün tasarlandığını, hem Nakşilik ekolüyle beraber Şii düşmanlığı, Alevi düşmanlığı, Ehl-i Beyt aleyhtarlığının fikren geliştirildiğini, diğer taraftan bu zenginlik ve siyasetin bunların tekeline bırakıldığını ve bunun bugün yaşanacak olaylar için bir kilometre taşı olarak, bir siyasi bir ortam olarak geliştirilmeye çalışıldı, şu an çok net anlaşılıyor. Çünkü şu andaki aktörlerin tamamı, bakın şu andaki aktörlerin tamamı, yani bugün ortaya çıkmış değil.
Yani dün de beraberlerdi. Kurtuluş Savaşı'nda da bunlar milli mücadeleye karşıydı. İşte Musul Kerkük meselesinde de Atatürk'ün karşısındaydı. Hatta Şeyh Said isyanından sonra hani yargılamayı yapan hakim soruyor Nakşi Şeyh Said'e, diyor ki sen diyor milli mücadele varken Yunan'a niye savaşmadın da şimdi diyor bu kadar orduyu toplayıp doğunun yarısını aldın götürdün. Diyor ki o zaman çok meşguldük diyor. Yani hiçbir cevap veremiyor. Diyor ki çok ve öyle bir ifadesi var çok galiba. Çok güzel bir konuya temas etti. Burada yani, ben birkaç dakikanı rica ediyorum bu Uysar'ı. Şimdi önemli bir konu. Çünkü satır aralarında önemli şeyler söyledi Cihat Tekin. Bu örneği verince Şeyh Said'in, yani hakim diyor ki ya sen diyor tam da çağındasın. Niye o dönemde mücadele meşguldük diyor ya, aslında onun benzer bir örneğini Said Nursi olayında görüyoruz. Ki Türkiye'de bakın. İki Said. Said Nursi de Kurtuluş Savaşı yapıldığında, yani bu topraklarda asker kalmamış değil mi? Orada kadınlar, çocuklar, Çanakkale'de neleri kaybettiğimizi biliyoruz. Onlarla bir Kurtuluş Savaşı, bir Haçlı'ya karşı mücadele verilirken ortalıkta yok. En iyi döneminde tam askerlik yapacağı şart ortada yok. Ama aynı Said'in şeyde ortaya çıktığını görüyoruz. Amerika NATO'ya asker gönderecek. Haçlı'nın safında asker ararken kendi şakirtlerini il il dolaşıp ben diyor binlerce şakirdimle Kore'ye savaşmaya giderim diyen Said'i görüyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Haçlı'ya karşı savaşmaya geldiğinde bu zihniyet ortada yok. Arkadan hançerlemekle meşgul. Ama iş Haçlı'nın safında bir yerle savaşmaksa oraya koşa koşa gittiklerini görüyoruz. Demografi demişken bölge yapısı, bakın Osmanlı'nın, yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesi diye tabir ettiğimiz, hatta bunu işte Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Suriye'nin önemli bir bölümünde katarak ifade edersek, o dönemde bakın hemen yanı başında Şii bir İran var. Ama orada da Cihat Bey o bölgenin insanı daha iyi bilir. Hani gerçek tasavvuf dediğimiz hani Kadiri Meşrep yapının çok güçlü olduğunu görüyoruz. İşte İngilizlerin, yani İslam dünyasına kurduğu tuzağın büyüklüğünü anlamak açısından söylüyorum. Öyle bir tuzak kuruyor ki şu tespiti yaparak başlıyorlar. Biz bu coğrafyayı yıkmak istiyorsak öncelikle buradaki bu güçlü tasavvuf ekolünü yıkmamız gerekiyor diyorlar. Ve Halid Bağdadi ile beraber bütün bölgedeki o Kadiri Meşrep yapı Nakşilik'te yer değiştiriliyor. Şimdi Kadiri Meşrep olmanın farkı şuradaydı. Çünkü orada hani gerçekten Ehl-i Beyt anlayışına dayanan bir yapı olduğu için yani İran'la kavga etmesi mümkün değil. O bölgedeki Şii yapıyla kavga etmesi, savaşması mümkün değil. Bilakis birlikte beraber yaşama motivasyonunun ağırlıklı olduğu bir meşrepten Şiileri, Alevileri dinsiz olarak gören Nakşi anlayışa terk edilmiştir. O yapının, yani o gün atılan 200 yıl önce atılan o mayanın bugün biz cezasını çekiyoruz. Ve bugün bölge coğrafyasını, bölge politikasını irdelerken hani Şerif Mardin'in önemli bir sözü vardır. Nakşiliği bilmeden Türkiye'yi anlayamazsınız. Ben de diyorum ki oradaki o Nakşi yapılanmayı, İngilizlerin kurduğu bu tertibi çözmeden bölgenin dinamiklerini ve geleceğini anlama şansınız bulunmuyor. O zaman aslında siz söylediğinizde şu sonuç da ortaya çıkıyor. Bu bölgeyi, Müslümanları bir ve beraber tutacak olan ana ekol, ana akım Ehl-i Beyt akımıdır. Hı. Yapılan aslında oyun Ehl-i Beyt'i, Ehl-i Beyt anlayışını yok etme oyunuydu o bölgede. Buna sahip çıkan tasavvuf ekolünü yok ederek Müslümanları bin parçaya böldüler ve o bölgede büyük bir oyun başlamış oldu. Son cümle Ehl-i Beyt dedin. Bugün hani İslam dünyasında Ehl-i Beyt vurgusunu yapan ve Müslümanların Ehl-i Beyt çatısı altında Şiisi, Sünnisi, Caferisi hepsi birleşmesini salık veren tek lider, yegane isim Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu kadar setredilmesinde sebebi bahsettiğin şeydir. Evet. Cihat Bey, az önceki sorumuz belki arada kaynadı ama bu en son konuştuğumuz konunun da belki bam teli, mezhep savaşı çıkarılmak isteniyorsa, ki isteniyor, belki en önemli savaş senaryolarının argümanlarından biri bu. Bunun önüne geçmenin yolu da yine Ehl-i Beyt aslında. Bu Ehl-i Beyt ve mezhep savaşı üzerine neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi Sakife'den beri
İslam toplumunda bir birliğin sağlanmaması esasında Ehl-i Beyt'in ne kadar önemli olduğunu ve Ehl-i Beyt'siz bir birliğin asla olamayacağını Ehl-i gösteriyor. Ehl-i Beyt'in dışlanmasının bir tabii, sonucu. Tabii dışlanma. Hatta Hazreti Fatıma anamız birinci halife o Sakife'de seçildikten sonra kendisine gidiyor ve mescitte bir konuşma yapıyor. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Hazreti Fatıma anamız adlı eserinde bunun tekrar okunmasını ben işte tavsiye ediyorum. Olayı çok net ortaya koyuyor. Hazreti Fatıma diyor ki ona, tabii birçok şey söylüyor. En son ama çok bu konuda yani yüzyıllardır bu iş neden çözülmedi? O gün Hazreti Fatıma aslında söylüyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir diyor, Allah diyor biz Ehl-i Beyt'i bu ümmetin birlik ve beraberliği için yaratmıştır. Nokta. Bu ne demek? Demek ki şu ana kadar Ehl-i Beyt dışlandığı için 1400 yıldır kan akmaya devam ediyor mu? Ediyor. Bir de şunu deneyelim. Ehl-i Beyt anlayışını ortaya koyalım. Bakalım ne olacak? Yani her şey denendi. Değil mi? Denenmeyen sapıklık, dalalet, efendim bidat kaldı mı? Kalmadı. Gördük sonucunu. İşitler türedi. İşte nakşilik türedi. O türedi. Bu türedi. Şimdi ise lütfen Ehl-i Beyt'i deneyelim. Bir de bunu ortaya koyalım. Bu anlayışı yaşayalım. Göreceksiniz ki her yer güllük gülistanlık olacak. Çünkü Cenab-ı Hak bakın. Cenab-ı Hakk'ın nasbiyle seçiliyor Ehl-i Beyt imamları ve onların dışında bir birliği Allah nasip etmiyor. Bakın eğer İmam Ali devam etmiş olsaydı, İmam Hasan, İmam Hüseyin devam etmiş olsaydı İslam'da çok büyük bir inkişaf olacaktı ve bütün dünya çok kısa sürede dini kabul edecekti. Bu kesin olan bir şey. Ama ne oldu? Ehl-i Beyt reddedilince Müslümanlar dahi kendi içinde bir birlik hiçbir zaman sağlayamadılar. Çünkü bunu çok enteresan, mesela şöyle düşünün. Mesela Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli birlik ve beraberliğin temel unsurları diye ta 80'li yıllardan beri konferanslar veriyor. Değil mi? İşte şu anda da Ehl-i Beyt'le ilgili. Şimdi birlik nasıl sağlanır? Mesela 1,5 milyar Müslümanı bir meydana toplasak. Hani yeni kapı gibi düşünün. Birlik sağlanır mı? Hayır. Birlik nasıl sağlanır? Bir fikir, bir inanç ve bir insan etrafında sağlanır. Bunu Allah Resulü'nün şahsında gördük. Allah Resulü döneminde Araplar bir devleti bırakın, birbirini yok eden, birbirini öldüren, her türlü efendim sapıklık içerisinde bulunan çok dağınık kabilelerden bir oluşan... Bir aşiret içerisinde bile büyük kavgalar, savaşlar yaşıyorlar. Evet, işte, işte o Medine'deki Hazreç Evs ve Hazreç kabileleri, işte Mekke'deki kabileler, yani belli dönemlerde böyle olimpiyat oyunları düzenler gibi katliamlar düzenliyorlardı yani. Hani spor karşılaşmaları gibiydi onlar için o. Şimdi dolayısıyla böyle bir sapık bir kavme bile geliyor ve tek başına bakın bir insan öyle bir birlik ve beraberlik sağlıyor ki hayatında hiçbir medeniyete imza atmamış olan o Araplar, bakın Bedeviler, çadırlarda yaşayan, sadece efendim deveden başka bir hayvan da görmeyen, bilmeyen, yani hiçbir medeniyet efendim şeysi de olmayan, geçmişi olmayan bu insanlar o dönemin iki tane süper devletini mağlup ediyor. Roma'yı ve Bizans'ı. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Bu birlik işte böyle sağlandı. Eğer işte İmam Hüseyin katledildi, Kerbela'da şehit edildi, ne oldu? Yezid gibi bir sapık Medine'yi ve Mekke'yi yerle bir etti. Ebrehe'nin yapamadığını yaptı, Kabe'yi yaktı. Şimdi burada işte Ehl-i Beyt'i siz iktidar etmediğiniz zaman, Ehl-i Beyt anlayışını hayat tarzınız olarak benimsemediğiniz zaman, o zaman işte İngiliz'in, Amerika'nın, İsrail'in oyuncağı olan, onların imalatı olan bir plastik dine inanmak ve onunla hayatınızı geçirmek zorunda kalırsınız. Şimdi burada dün nasıl ki Yezid'in icat ettiği o dine, o naylon dine Müslümanlar uymak zorunda kaldı, zillet içerisinde. Bugün de biz bu Ehl-i Beyt'i kabul etmediğimiz andan itibaren İngiliz ve Amerikan İsrail imalatı dinin mensubu olmak zorunda kalırız. Bakın bugün Kur'an-ı Kerim'de hocamızın sık sık okuduğu bir ayet-i kerime var. Tekrar okumakta fayda var. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum. Yani bütün müminler kardeştir. Öyleyse diyor kardeşlerinizin arasını bulun. Şimdi bizimkiler hani Bakara suresi gibi fe aslihu fe efsudu diye anladılar herhalde. Her tarafı efendim ne yapıyorlar? Bozmaya çalıştılar. Yani insanlar arasını bulmak yerine bozmayı maalesef tercih ettiler. Bakın Ramazan el-Buti diye Cizreli bir alim vardı Suriye'de. Çok büyük bir alimdi ve bütün hayatı boyunca bunu işledi. Yani ve minberde şehit edildi bakın. Anlattığı şey buydu. Yani oradaki birlik ve beraberlikten yana olan alimler tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bu ayrılıkçı işte cübbeli gibi veyahut da bizim buradaki efendim ayrılıkçı
fetva demiyorum ona, o cinayetname yazanlar gibi, yani o Şiilerle, efendim Alevilerle savaşmanın caiz olduğu ile ilgili iftiralar, yalanlar üretenlerle iş tutmak işte coğrafyayı bu hale getirdi. Bizim bu insanlarla bir işimiz yok. Kim ki akan kanın durmasını engellemiyorsa, kim ki kavgayı, gürültüyü engellemiyorsa, kim ki bu Şii-Sünni çatışmasını istiyorsa, bilelim ki bu Deccal'in ta kendisidir, askeridir, yandaşıdır. Ne derseniz deyin, bu fitnenin, bu ateşin efendim ocağına odun taşıyan, kömür taşıyan, evet, bir insandır. İşte bu konuda Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in, bakın dünya tarihinde bir ilk olan 12 imamın eserini de ihtiva eden Ehl-i Beyt külliyatının sahibi aynı zamanda. Ve bize şunu öğretti. Evet, biz kardeşiz. Bizim aramızda hiçbir fark yoktur. Hatta ve hatta şu sorusuna daha cevap alamadı. İslam, yani Kur'an-ı Kerim'de sünnilikle ilgili bir ayet bile yoktur. Asıl olan Ehl-i Beyt'tir. Ama bizim Anadolu anlayışımızdaki sünnilik de esasında Ehl-i Beyt meftunu ve aşığıdır. Yani onu da ifade edelim. Yani onun için bizim bir Suud anlayışı gibi, bir Vahabi anlayışı gibi de bir sünnilik anlayışımız yoktur. Olsaydı hiç kimsenin çocuğunun adı Muaviye, Yezid değil. Bugün Arap coğrafyasında bu isimlere sık sık rastlıyorsunuz. Ama bizim coğrafyamızda Hasanlar, Hüseyinler çoğunluktur. Onun için bunun gereğini yapmazsak ne olur? Maalesef hepimiz toptan yok oluruz ve de bu coğrafyada hiçbir zaman tutulma şansımız olmaz. Yani eğer birlik konusunda samimiysek veya samimiyseler, birliğin temel unsurlarını bilmeleri veya ona uymaları gerekir. Orada da en net adres, net çözüm Ehl-i Beyt'tir. Tabii. Birlik isteyen Ehl-i Beyt'e sahip çıkması gerekir. Çok güzel olayı özetlediniz. Teşekkür ediyoruz. Programımızın da son bölümüne geldik. İsterseniz iç siyasete bir dönelim. Türkiye'de bu haftanın ve aslında uzun süreden beri gündemde olan ama bu hafta iyice gündeme yerleşen bir konu var. Başkanlık sistemi. İktidar Partisi AKP Afyon'da kampa girdi. Onun da belki en önemli gündem maddesi başkanlık da, hatta o kamptan önce yarı başkanlık mı olsun, tam başkanlık mı olsun ifadeleri vardı. Ama bugün kamptan gelen açıklamalar vardı. Yarı başkanlıkta falan uğraşamayız. Başbakan Yıldırım'ın da, Binali Yıldırım'ın da buna benzer açıklamaları oldu. Hedef tam başkanlık sistemi. Bununla ilgili olarak Emre Bey, önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs ayında bir referandum yapılacağına dair net işaretler verildi. Yani adeta cin şişeden çıktı şu anda. Türkiye adım adım bu noktaya doğru gidiyor. Geçmiş dönemde darbeye girişimine kadar ne yaptılarsa, ne hangi gündem maddesi ortaya atıldıysa başkanlığa destek veren kitlenin oranı %40'ın üzerine hiçbir zaman çıkamamış. Ama şu anda ciddi rakamlardan bahsediliyor yapılan anketlerde. Yani Türkiye adım adım başkanlık sistemine doğru götürülüyor. Bununla ilgili olarak Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar var, Baykal'ın yaptığı açıklamalar var. Türkiye gündeminin uzun süre düşmeyeceği benziyor. Siz neler söyleyeceksiniz başkan sistemine ilgili? Demin ifade ettim, aslında şu an Türkiye hani konuşacağı son konu başkanlıkken, yani o kadar sorunla uğraşırken, savaşın ortasında sınırlarını koruyamama tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülke kalkmış çözüm olarak başkanlığı konuşuyor. Bu konuda geçen hafta bu stüdyoda çok değerli anayasa hukukçusu, anayasa profesörü Sayın Ünal Emiroğlu ile bir program gerçekleştirmiştik. Ve gerçekten başkanlık tartışmaları noktasında tarihe geçen açıklamalar yapmıştı. Ben hani ve Yeni Mesele Gazetesi'nde bir manifesto niteliğinde açıklamaları vardı. Bir kere Türkiye'de başkanlık sistemi tartışılırken bu temel hukuk kaidelerinin göz ardı edildiği gerçeğini görmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda Türkiye'de hep söylüyor, şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmak isteyip de yapamadığı ne var? Bilakis yapmaması gereken bir sürü şey yapıyor. Ama ben satır arası bilgisi olması bakımından bu en son Afyon kampında Sayın Başbakan'ı dinlerken başbakanın mimiklerini çok rahat görmedim. Çok farklı sıkıntılar olacakmış intibanı alıyorum. Orada açıklamaları da çok ilginç açıklamaları vardı. Yani başkanlık sisteminin 15 Temmuz'dan sonra artık olması gerektiği noktasında ilginç açıklamalar vardı. Yani o darbe gecesiyle başkanlığın alakasını ben kuramadım. Ama Sayın Başbakan'ın bunu millete anlatmasında fayda var. Çünkü kafalar karıştı. Yani 15 Temmuz'da başkanlığın ne alakası var? Onu hatırlatmak gerekiyor.
Yani şu an Türkiye'de devletin üniter yapısının değiştirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz bir durum. Yani kalkıp da bu devletin tapusu niteliğindeki Lozan'a hezimet derseniz insanın aklına başka türlü şeyler gelir. Ben bu tartışmaların çok ülkenin, memleketin lehine tartışmalar olmadığını ve çok kötü günleri beraberinde getirecek işler olabileceği kanaatindeyim. Evet. Cihat Bey, aynı konuyu sizinle devam edip bitirelim. Başkanlık sistemi tartışmalarının ucu nereye varacak? Referanduma götürülecek ama Emre Bey'in de dediği gibi Orta Doğu yanıyor, bölge yeniden şekilleniyor. Güneydoğu'da ciddi iç karışıklık mevcutken, yani başkanlığın direkt sonucu her ne kadar geçilecek bir başkanlık sistemi, eyalet sistemini içermeyecek şeklinde bir açıklama da yaptılar Emre Bey. Ama burada ciddi bir tehlike söz konusu. Bununla bitirelim. Tabii şimdi başkanlık sisteminin, rejiminin şu anda fiilen uygulandığı bir durum yaşıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de fiili bir başkanlık sistemi var. Bunu ifade ettiler. Ve devamında şunu dediler. Biz bunun hukuki altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz dediler. Yani şu anda var. Peki başkanlık sistemi şu anda varsa, faaliyette ise, ki bu hükümet kanadından geldi bu açıklama, o zaman Türkiye'nin problemleri neden çözülemiyor, neden artıyor? Demek ki bu işin şeklinin değişmesinin yani icraatta bir faydası yok. Bu da aslında ispatlanmış oldu. Kendi ağızlarıyla bunu itiraf ettiler. Şimdi ikinci olarak başkanlık tartışmalarının ve önerisinin MHP'den gelmesi de çok ilginç. Tabii bunun da konuşulması lazım. Çünkü MHP'nin bunu yapması, AKP'den gelmesinin, bu teklifin AKP'den gelmesinin daha büyük bir etki yaratılacağı düşünüldüğü için yapıldı. Yani bak, her şeyi de bunlar istiyor canım, ülkeyi ele geçirirler izlenimi vermemek için MHP lideri yaptı bu açıklamayı. Bu da, bunu da ayrıca ifade etmek lazım. Diğer artık tarafta, başkanlık sisteminin daha geniş halk kitleleri tarafından kabul edildiğinin bir tabii, iması şeklinde veya ettirilmeye çalışıldığının bir sonucu göstergesi olarak da tabii önemli. O kapıya da çıkıyor ifade ettiğiniz gibi, ama şimdi başkanlık sistemi, bakın her ülkenin kendi rejimi, tarihsel, siyasi, ekonomik şartlara bağlı olarak gelişir. Yani ben bu rejimi getirdim. Hani bir şey, rejim gitip gelmez aslında, bakın. Yani şimdi mesela Libya'da ne vardı? Kaddafi döneminde Libya Halk Cemahiriyesi diye bir rejim kurmuştu Kaddafi. Dikkat edin, o dönemde kimsenin burnu kanamadan ve çok müreffeh bir Libya oluşturuldu. Hatta Türkiye'ye hani Kıbrıs Savaşı'ndan tutun da işte son dönemde işsizliğimize çare olarak 30-40 bin işçimiz de oraya gidiyordu yani. Niye gidiyordu? Demek ki adam bir refah üretmişti. Borcu olmayan, halkına her türlü sosyal imkanı sağlayan bir devlet statüsünde evet. Libya. Peki cemahiriye nedir? Mesela diyeceksiniz ki nasıl bir? Çünkü orada aşiretler var. Ve milletvekilleri şöyle seçiliyordu. Aşiretlerin liderleri ve onların gönderdikleri temsilciler meclisi oluşturuyordu. Bunun adına cemahire deniyordu. Şimdi Libya için en uygun sistem bu olduğu için Libya bu sisteme geçti. Peki bizim şu anda parlamenter sistem dediğimiz sistem dünyada nasıl oluştu? Mesela İngiltere'de iki tane şey var. Avam kamerası ve Lordlar kamerası var. Peki İngiltere'de nasıl oluştu bu? Yani bir kral gelip ya iki tane meclis kurun, benim yetkilerimi sınırlandırın mı dedi acaba? Şimdi anayasa hukukuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela İngiltere kralı, dönemin İngiltere kralı 1100'lü yıllarda vergi toplayamıyor. Bunun üzerine diyor ki işte illerden, belli merkezlerden güçlü insanları çağırıyor. Nasıl vergi toplayacağız diye bunlara istişare ediyor. İlk parlamento böyle oluşuyor. Sonra bu mecliste olanların bir kısmı diyorlar ki ya biz lorduz. Biz bu köylülerle beraber aynı mecliste olmayız. E ne yapacağız? Biz lordlar kamerası olalım. Bunlar da avam, yani halk tabakası, ayrı bir toplantıda olsunlar. Yani siz kral olarak aynı yerde bizimle toplantı yapmayın. Böylece ikili parlamento sistemi oluşuyor. Ve dönem dönem parlamento kral üzerinde veya kral parlamento üzerinde bir hakimiyet kuruyor. Şimdi bu onların şartlarına göre gelişen bir sistem, İngiliz sistemi. Mesela monarşik bir yapı var, halen de devam ediyor. Kraliçe var, doğru mu? Evet. Şimdi Libya kendine özgü bir sistem oluşturmuştu. Mesela ama Libya demokrasi getireceğiz dediler. Şu an onun sisteminin içine ettiler. Evet, paramparça oldu. Şimdi Türkiye için de aynı şeyi söylemek mümkün. Türkiye'deki rejim nasıl oluştu? 1876 kanunu esasıyla bir parlamento oluştu. Sonra 2. Abdülhamit feshetti. 1908'de bir parlamento daha oluştu. Yani bizim parlamento geçmişimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması da
Bir nedir? Gelenekten geliyor. Yani Atatürk gelip ben meclisi topluyorum diyerek bunu yapmadı. Zaten son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Şimdi burada diyeceğimiz şu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşumu ve kuruluşu da bir süreçle beraber olmuştur. Şimdi bu sürece geliyorsunuz, ben bu sistemle Türkiye idare edemiyorum, kesinlikle başkanlık sistemi dediğiniz zaman burada doğal olmayan ve bizim için normal olmayan son derece tehlikeli bir durum söz konusu olur. Gidişata aykırı bir pozisyon da ortaya çıkıyor. Tabii burada bir ihtiyaç yok. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık sistemi var. Hep ondan ilham alınarak, değil mi? Ha, şöyle bir çıkarsama yapılıyor. Amerika süper devlet, hani Aristo mantığıyla. Amerika başkanlıkla yönetiliyor. O zaman biz de başkanlıkla yönetilsek biz de süper devlet oluruz. Doğru mu? Mozambik'te de başkanlık var, Nikaragua'da var, Latin Amerika ülkeden çoğunda başkanlık var. Onlar niye gelişmiyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de başkanlık sistemini incelediğimiz zaman orada da o Amerikan iç savaşının getirdiği bir çatışmanın ürünü olduğunu görürüz. Şimdi Amerika koloniler halinde İngiltere ile savaştı. Ve bunlar kendi içinde o kadar çok savaştılar ki milyonlarca insan öldü. Dediler ki kardeşim böyle olmaz. Devletler bir araya gelelim, bir başkan seçelim, o bizi idare etsin, kendi içimizde serbest olalım ama dış ilişkilerde başkana bağlı olalım. Yani bu onların bir mecburiyetten dolayı aldığı bir karardır ve kendi tarihi, siyasi, ekonomik yapılarını ilgilendiren bir meseledir. Şunu da söyleyelim, anayasa hukuku açısından üniter devlet yapısı başkanlık sisteminden ve federasyondan daha ileridedir. Yani bu çok net bir şeydir. Çünkü başkanlık sistemi, hani bazıları diyor ya, ya işte Osmanlı'yı bunlar şey alıyorlar, model alıyorlar. Biz de o zaman Osmanlı'yı model alalım. Kardeşim Osmanlı'yı model alıyorlar da Osmanlı zaten o kadar geniş bir coğrafyaydı ki onu iletişim şeyi de mümkün olmadığı için mecburen bunu yapıyordu. Şartlar gereği bunu yapıyordu. Yani bunun Osmanlı sistemiyle, Amerikan sistemiyle veya onların kıyasıyla benzetmek mümkün değil. Türkiye'deki üniter yapı sistemi hem dünya için hem Türkiye için aslında en gelişmiş, en modern, en olması gereken sistemdir. Tabii. Buna darbe vurmak veya bunu yıkmanın aslında ülkeye, millete herhangi bir faydası olmayacaktır. O noktadan en azından olaya bakıp ona göre değerlendirmek yapmak gerekir diye. Tabii şimdi Amerikan sistemine baktığımız zaman Amerikan sisteminin şartlardan, mecburiyetlerden kaynaklandığını görürüz. Eğer bugün Amerika'nın üniter bir devlet olma şansı olmuş olsaydı bugün hemen üniter devlet olurdu ve bunu Milli Birlik Günü olarak da bir bayram olarak da kutlardı. Böyle bir imkanı yok Amerika'nın. Yani çünkü onların içerisinde bir defa bir kapitalizm olgusu bir millet olmalarını önlüyor. Dünyayı sömüren, kendi vatandaşını da sömüren bir devlet. Biliyorsunuz 50 milyon insan evsiz yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığımız zaman Atatürk'ün ortaya koyduğu ölçülerle bir üniter devlet kurulduğunu görüyoruz. Hatta ve hatta bakın tam tersi bir şey diyeceğim. Osmanlı İmparatorluğu bir federasyon olarak düşünüldüğü ve bunun için yıkıldığı için Atatürk bunun tam tersi bir model düşünmüştür. Bakın yani bizim üniter devlet olmamız esasında hani mübadeleyle Rumların, Ermenilerin veya Yahudilerin gönderilmesi, Türkiye'nin daha böyle Müslüman bir coğrafya olarak tasarlanması Atatürk tarafından tamamıyla üniter bir devlet olmak için adımlar dev adımlardı. Çünkü biz federasyon olmanın yani değişik unsurlarla beraber yaşamanın sancılarını yaşadık. Ve misak-ı milli fikri de hani şu an eleştirilen veya işte sahip çıkılmaya çalışılan tırnak içerisinde federasyon sistemine karşı olan bir tepkidir esasında o dönemki şartlar içerisinde. Onun için ve son noktayı da şöyle koyalım. Amerikan başkanlık sistemi dışında dünyada hiçbir başkanlık sistemi tutmamıştır. Amerikan sistemi de kendine özgü şartları var. Ve Amerikan sistemi dışında kendinden özgü olduğu için başarılı olmuştur. Bütün başkanlık sistemleri diktatörlükle sonuçlanmıştır. Evet aslında söylenecek çok şey var ama işi çok iyi özetlediniz. Teşekkür ediyorum Cihat Bey. Sevgili seyirciler, böylece özel gündemin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni gündemi değerlendirmek üzere yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.